Türkiye'de, dünyada gözden kaçanlar, satır arasında kalanlar, gündeme dair sorulacak ne varsa, cevap aranacak ne varsa, şimdi Afşin Yurdakul'la 360'da. Habertürk'ten 360'tan merhaba. Covid verileri dünya genelinde yeni zirveler gördü. İsrail'de en fazla ölümü, İngiltere'de en fazla vakanın kayda geçtiği günü geride bırakmış olduk. İtalya ve Fransa'da alarm halinde. Son duruma bakacağız bu ülkelerde. Türkiye'de salgın sürecinin en tartışmalı konularından biri eğitim. Öğrenciler ve velilerin uzaktan eğitimle ilgili fikirlerinin yansıtıldığı araştırmaya, Türkiye Rapor araştırmasına da bakacağız. Ve Türkiye'nin tek tematik partisi, Yeşiller Partisi kuruldu. Sözcüleri 360'da olacak bu saat içerisinde. Başlıyoruz hemen. Covid'le ilgili kritik verilerin geldiği ülkelerle bağlantılarımız var programın başında. İngiltere'de Cüneyt Başaran, Fransa'da Yağmur Hortoğlu, İsrail'de Hay Eytan Yanar Ocak, İtalya'da da Özgün Altop bize bilgiler aktaracak. İngiltere ile başlayalım. Vakaların tehlikeli bir dönüm noktasına ulaştığını söylüyor Başbakan Johnson. Cüneyt Başaran, başka neler söyleniyor? Yeni kısıtlamalar var deniyor. Onlar ne? Dinleyelim hemen. Afşin, İngiltere bildiğin üzere, daha doğrusu Britanya bildiğin üzere Covid ile mücadelede U dönüşleriyle öne geçen çıkan bir ülke oldu. Uzunca bir süre Covid ile mücadelede çok önlem almadılar. Arkasından geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Nisan ortasına itibaren karantinalar başladı. Sıkı bir şey yürütüldü, süreç yürütüldü ve birçok ülke gibi burada da Covid ile olan mücadelede yaz sonu, yaz başı itibariyle artık rakamlar kontrol edilir bir hale gelmişti. Ama tatil girdi araya, insanlar tatillere gitti, geri geldiler ve korkulan oldu. Eylül başı itibariyle hem tatil dönüşleri, hem insanlara gel tekrar ofiste çalış çağrıları ve sosyalleşme çabalarının da devreye girmesiyle günlük vaka sayıları hızla artmaya başladı. İşte bugün de açıklanan vakanın yaklaşık 7000'ler civarında olduğunu görüyoruz. Ve her hafta bir önceki haftaya göre toplam vaka sayısının iki katına çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla yapılan tahminler, eğer bir önlem alınmazsa buradaki vaka sayılarının Ekim'in 3. haftası itibariyle 50 binlere kadar ulaşabileceği söyleniyor. 50 bin bizim Amerika'da gördüğümüz rakamlara yakın rakamlar ama nüfus Amerika'ya göre baktığımızda 5'te 1'i kadar. Dolayısıyla burada da frene basıldı ama bu fren ne kadar işe yarayacak, alınan hangi önlemleri uygulayabilecekler, burası soru işareti. Peki Cüneyt Başaran, teşekkürler. İngiltere'de durum böyle. Herkes dişe diş mücadelesini sürdürüyor bu Covid'le. İsrail'e geçeceğiz şimdi. Salgın süresince ülke genelinde yaşanan en fazla ölüm kayda geçti. Bir günde 59 kişi yaşamını yitirdi. Genel bir karantina durumu burada da devam ediyor. Tel Aviv Üniversitesi'nden Doktor Hay Eytan Cohen Yanar Ocak bize anlatacak. Ülkede durum ne? Merhabalar, İstanbul'dan selamlar. Dinleyelim notlarınızı. İyi yayınlar. Maalesef sayı 59'dan 62'ye çıktı. Bunun yanında da hasta sayısı 7500'lere çıktı. Maalesef durum pek iç açıcı değil. Saat 2 itibariyle bugün devlet sıkılaştırılmış bir karantinaya geçti. İşte yollarda yine polis kontrol noktaları koydu vesaire. Güvenlik hastane sektörü, gıda sektörü dışarısındaki diğer bütün sektörlerin çalışmayacağı açıklandı. Şu anda bir bayram döneminde bulunuyoruz. Bu bayram dönemini bir şekilde devlet fırsat olarak kullanıp nasıl olsa özel sektörde birçok kişi tatil ortamında olduğu için bu tatil ortamında daha fazla hastalığın yayılmasını önlemek adına bu tarz bir karar alındı. Durum çok iyi değil. Umuyorum 2 hafta içerisinde istatistikleri toparlamaya başlayacağız. Okullar elbette ki kapalı. İnsanların tepkileri nasıl? Bir rehavet havası, bir yorgunluk söz konusu mu? Vardı. Vardı, rehavet havası vardı. Rehavet havasını da nereden hissediyorduk? İşte restoranlar, barlar, işte yine Tel Aviv'in sokaklarının cıvıl cıvıl olduğunu görüyorduk. Maalesef Covid cıvıl cıvıl yerleri seviyor yani.
Evet. Bu sebepten ötürü işte sinagoglar, ondan sonra protesto gösterileri derken bir şekilde yine bu istatistikler aldı başını gitti. Halkın tepkisini sordunuz. Halkın tepkisi hükümete birazcık isyan var şu anda. Çünkü hükümetin bunu iyi bir şekilde yönetmeye başlamadığını düşünüyoruz. Şimdi şöyle, Mart ve Nisan aylarında hükümetin son derece iyi yönettiği konusunda bir algı vardı. Ancak daha sonra hükümet çelişkili kararlar almaya başladı. Ve bu çelişkili kararlar doğal olarak bazı zaafları getirdi. Zaaflar istatistiklere yansıdı. Ölüm oranları arttı. Ve nüfusumuzun da oldukça küçük olduğunu göz önüne bulundurursak 62 bizim için çok yüksek bir rakam. Yani Allah korusun bir terör saldırısında olduğunu düşünün. Hani hastanede yani her insanın bir ismi var. Biz maalesef insanları işte 59 kişi öldü, 62 kişi öldü falan diyoruz ama her insanın bir isminin var yani olduğundan yola çıkarsak gerçekten yaşanan büyük bir trajedi. Bu sadece İsrail'in trajedisi değil. Türkiye'nin trajedisi, İtalya'nın, İspanya'nın, dünyanın trajedisi yani. Durum pek iyiye gitmiyor Afşin Hanım maalesef. Evet. İnsanlar hala hükümette nasıl protesto edebiliriz, sinagoglara hala nasıl daha fazla girebiliriz telaşında. Ben pek anlayamıyorum bunu ama herhalde onlar kendilerince herhalde haklıdırlar yani. Hı-hı. Belki işte sinagoga girmek isteyen Allah'ın bu şekilde bize yardım edeceğini düşünüyordur. Protesto eden eğer protesto gösterisi yapmazsa ülkenin daha kötüye gittiğini düşünüyordur diye düşünmek istiyorum. Hı. Aksi takdirde çünkü ben bunları pek rasyonalize edemiyorum. beni sinir basıyor Afşin Hanım. Çok haklısınız. Burada da ve dünyanın başka yerlerinde de zaten artık kendilerini görmem bu şartlarda çok mümkün değil ama yurt dışındaki arkadaşlarımla ben de telefonla işte böyle görüntülü konuşarak hal hatır sormaya çalışıyorum. Her yerde benzer şeyler oluyor. Her yerde insanlar böyle önlemlere güvensin mi? Ya bunu yapıyoruz da neye yarıyor? Acaba bize yalan mı söyleniyor? Bir güvensizlik. Kafalar çok karışık ama dediğinizde de çok haklısınız. Bireylerin üzerine düşen çok önemli bir sorumluluk var. Kendimizi ve herkesi aynen korumak için. Sadece yakın çevremizdekileri değil, gördük ki bu işin çıkış noktası Çin yani. Orada Çin'de olan bir şeyden nasıl bütün dünya etkileniyorsa hep hatırlatmak gerekiyor ki hepimizin birbirine bu açıdan borcu var. Kendiniz ve bütün insanlık kesinlikle için temkinli olmak. Hani derler ya herkes önce kendi kapısının önünü süpürsün diye. Işte. Gerçekten şu anda evet, onu yaşıyoruz yani. Evet, evet. İş kendi kapımızın önünde başlıyor. Çok teşekkür ederim ayrıca da bu insani hassasiyetle yaptığınız hatırlatma için Doktor Haya Eytan Yanar Ocak sağolunuz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Şimdi İtalya'ya geçelim. Orada da bizi Özgün Hanım bekliyor. Özgün Altop, sizden dinleyelim. Oradaki durum nasıl? Burada durum yine birazcık daha pozitif. 24 Eylül tarihi itibariyle bakarsak verilere 1786 yeni vaka. Fakat şunu unutmayın, İtalya artık günde 100 binden fazla test yapmaya başladı. Dün itibariyle 108.019 test yapıldı. Ölü sayısı 23 yeni. Dolayısıyla toplam 35.781'e ulaşıldı. Yoğun bakımdaki hasta sayısı da artı 2 gün itibariyle. Dolayısıyla toplam 246. Bu da en çok Lazio bölgesine görmekte. Şunu da hatırlatırım. Bizler 2000'nin altına düştüğümüz zaman bu yoğun bakımdaki yatan hasta sayısında İtalya çok rahatladığını açıklamıştı. Yani durumu kontrol altına aldığını açıklamıştı. Dolayısıyla şu an 246'da o kişi yoğun bakımda olduğunu düşünürseniz çok negatif bir tablo yok. En çok vakalar, yeni vakalar, pozitif vakalar Veneto, Lazio, Lombardiya bölgelerinde. 14 Eylül'de okullar açıldı. Okullar usulüne uygun şekilde devam ediyor eğitim. Uzaktan değil, sınıflarda yapılıyor eğitim. Açıldığı tarihten itibaren 400 okulda pozitif vaka tespit edildi. 75 okul kapatıldı. En çok vakalar Lombardiya'da yine tespit edildi okullar açısından. Bunun dışında takip ettiğiniz mi bilmiyorum ama Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı. İtalya'nın bu pandemiyle savaşması hususundaki aldığı önlemlerin ne kadar bilime dayandığını ve bu konuda çok başarılı bir örnek teşkil ettiği hususunda İtalya'yı takdir etti dün itibariyle. Dolayısıyla aslında iyi bir model oluşturdu diyebiliriz İtalya. Yine burada günlük hayatımıza açıkçası devam ediyoruz. İtalya'da, Milano'da İtalya'nın genelinde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar maske takma zorunluluğunuz var açık havada. Zaten kapalı alanlarda her daim takmanız gerekiyor. Bunun dışında kampanya bölgesinde 4 Ekim'e kadar açık havada da maske takılması zorunluluğu getirildi.
Peki, çok teşekkürler Özgün Altop, sağ olun, siz de İtalya'daki durumu bize anlattınız. Peki. Geçelim Fransa'ya, Doktor Yağmur Hortoğlu bizi bekliyor. Burada da vaka sayısı 16.096 yeni tespitle en yüksek seviyelere ulaşmış durumda. Fransa'da vaziyet nasıl, dinleyelim siz Yağmur Hanım, buyurun. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Evet, son 24 saat içinde gerçekten çok çok büyük bir rakam bu. 16.096 kişi yeni vaka tespit edildi. Toplamda 371.313'e geçti toplam aktif vaka sayısı. Bu yaz süresince deniyordu ki daha çok gençlerde görünüyordu aslında COVID Fransa'da. Daha fazla gençlerde ve o yüzden çok fazla da vefat sayısı yoktu. Ancak bu son günlerde, son bir haftadır 65 yaş üstündeki vatandaşlarda görünmeye başladı. Şöyle söyleyeyim, son bir haftada acile gelen hastaların %25'i vefat etti. Yani son vefat sayıları da gittikçe artmaya başladı şu an Fransa'da. Acilde yoğunluklar söz konusu. Hastaneler tabii ki ikinci dalgaya hazırlanıyorlar. Yatak, personel, malzeme stoğu arttırılmaya çalışılıyor bir yandan. Yeni tedbirler de açıklandı iki gün önce Sağlık Bakanı tarafından, Olivier Véran tarafından. Şu an 69 tane şehir alarmda Fransa'da. Yani alarmda dediğimiz ev partileri, düğünler maksimum 30 kişiyle sınırlandırılıyor. Bu şekilde genel bir tedbir var. Bunun dışında hani durumu vehametini açıklamak açısından şöyle söyleyeyim. Kırmızı olan bölgeler dahi 3'e ayrılmış durumda artık. Kırmızı yüksek risk ve maksimum risk olarak. Yani hani artık alarmda olmak yetmiyor ama daha da maksimum bir tedbirler de alınmaya başladı. Bu haritaya, yeni haritaya göre, yeni haritada bu iki gün önce yine Olivier Véran tarafından açıklandı. Şu şekilde söyleyebilirim. Paris ve 10 başka şehir şu an yüksek kırmızıda. Yani maksimum değil ama yüksek kırmızı, bir altında. Ve burada pazartesi günlerinden itibaren yeni tedbirler açıklandı. Barlar saat 10'da kapanacak akşam. 1000 kişiden fazla aktivitelerin hepsi yasaklanmış durumda. Spor salonları da kapanıyor. Maksimum kırmızı olan yerlerde de iki tane yer. Guadeloupe ve Marsilya. Şöyle bakıldığında turistik yerler. Yani yazın gerçekten COVID'in aktif olarak dolaştığı yerler. Buralarda da barlar ve restoranlar tamamen kapatıldı. Bununla ilgili de bugün zaten Marsilya'da müessese sahipleri bir protesto yaptılar ticaret mahkemesi önünde. Tabii ki biraz tepki çekti bu kapatılma ama tabii ki şöyle söyleyeyim, neden böyle bir tedbir alındı? Yoğun bakımdakilerin %30'u bu iki bölgede. Sadece yani bu iki bölgede toplanmış durumda çoğu yaşlı vatandaşın yoğun bakımda olduğu yerler buralar. Bunun dışında testler büyük bir problem şu an. Çünkü test yaptırmaya kalktığımızda benim çevremdeki birkaç arkadaşım ne yazık ki test yaptırmak zorunda kaldılar. Evet. Saat 7'de gittiklerinde kuyruklar var ve testler çok uzun süre sonra sonuç geliyor. Tabii bu da biraz etkiliyor diyebilirim. Çünkü yani test yaptıramıyorsunuz. O arada başka insanlarla tabii ki kontak içindesiniz. Tabii daha da hızlı bir şekilde yayılıyor bu süreçte. Test sıralarında bile, kuyruklarında bile yayılma riski olduğu için insanlar galiba cesaret edemiyorlar pek. Yani evet, bin bir türlü zorluğu var gerçekten bu işin. Çok teşekkür ederim size de Doktor Yağmur Hortoğlu, sağ olun. Fransa'daki salgın seyrinde son durumu anlattı, bize devam edeceğiz.